Arkadaşlar selamlar. Bugün Office ve Windows 10'un nasıl İngilizce versiyon dil paketini yükleneceğini göstereceğiz. Şimdi ilk öncelikle Windows 10'un Pro versiyonu Windows 10 Pro diyor gördüğünüz gibi. Şimdi Pro versiyonlarında denetim masasına giriyoruz. Buradan dil seçenekleri diyoruz. Burada yüklü seçenek İngilizce yoksa çıkmıyordu. Biz az önce ekledik. Şuradan dil ekle diyoruz. Buradan yüklemek istediğimiz dili seçiyoruz. Seçtikten sonra ekle tıklayınca zaten ekliyor. Buraya geliyor. Geldikten sonra ancak yalnız sadece klavye düzeni olarak göster diyor. Seçenekler dediğinizde bakın şurada dil paketi indir ve yükle diyor. Buna tıkladıktan sonra şöyle bir güncelleştirme penceresi açılıyor. Bu güncelleştirme penceresi bittikten sonra tekrar dil paketinin gereken işlemlerini beraber yapacağız. Office programının da Office 2013 Professional Plus kullanıyoruz. Bunu da gördüğünüz gibi Türkçe burada. Burada seçenekler diyorsunuz. Burada dil çıkıyor. Dil çıktıktan sonra şurada görüntüleme dili sadece Türkçe gözüküyor. Gördüğünüz gibi şurada Türkçe seçeneği çıkıyor ama İngilizce seçeneği yok. Bunu nasıl İngilizce yapacağız? Şimdi office.com sitesine nasıl daha fazla görüntüleme yardım dili edinebilirim kısmına tıklıyoruz. Burada açıldıktan sonra şurada bize adım 1 diyor dil donatı paketi yükleme diyor. Burada daha yeni sürümler kısmı var. Office 2013 kısmı var, Office 2010 kısmı var. Biz burada Office 2013 kısmına tıklıyoruz. Hangi dil gerek diye soruyor. Dilimizi seçiyoruz, İngilizce. Burada 32 bit sürümü, 64 bit sürümü hangisi ise bunu tıkladığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi bilgisayarınıza indiriyorsunuz şurada. İndirdikten sonra şimdi beraber nasıl yükleyeceğimizi göreceksiniz zaten. Arkadaşlar yükleme işlemi tamamlandı. Gördüğünüz gibi kapat diyoruz. Tekrar bakalım seçenekler diyelim. Bunu birinci dil yap diye bir seçenek çıkıyor. Tıklıyoruz. Oturumu kapatmamızı istiyor. Oturumu şimdi kapat diyoruz. Burada önemli güncelleştirmeler var. Yükleyeyim mi diyor. Bunu şimdilik not right now diyoruz. Şimdi şu kısımlar setting, power, app store, file, explorer gibi bunlar Türkçe oldu. Fakat bazı kısımlar işte kapatırken, açarken hoş geldiniz yazısı vesaire hala Türkçe. Onu da tekrar şuradan region kısmındaydı galiba. Buradan launch region kısmında administrator yani özelleştirme kısmı change system locate diye bir kısım çıkıyor. Bu Türkçe olacak. Sonra copy settings diye bir kısım var üst kısımda. Burada gördüğünüz gibi current user İngilizce yazıyor. Lokasyon Türkçe gözüküyor. Welcome screen diyor. Yani hoş geldiniz kısmı buraya bağlı. Bunları da şu Welcome Screen and System Account'u gördüğünüz gibi böyle tıkladığınızda Copy Your Current Settings kısmındaki şu tiki Welcome Screen and System Account'u tıkladığınızda okey dediğinizde onu da Türkçe yapacak. Bir de onun altında yeni kullanıcılara da bunu yapayım mı diyor. Tıklayabiliriz. Tıkladığımız zaman yeni kullanıcılara da otomatik bu uygulama İngilizce uygulanacak. Okey diyoruz. Restart etmemizi söylüyor.
Evet, yeniden başladı şu anda. Açıyor. Gördüğünüz gibi welcome yazısını gördünüz. İngilizce oldu. Windows 10'un İngilizce dil paketini yükleme bu şekilde. Şimdi ofisin nasıl İngilizce yapabiliriz ona bakacağız. Evet arkadaşlar, şimdi Office 2013 Pro Plus'ın İngilizce yapmaya çalışalım. Şurada indirdiğimiz dil paketi vardı. Bunu bizimki x86 olması lazım. Çift tıklayalım. Dosyalar çıkartılıyor diyor. Arkadaşlar şimdi burada Microsoft Office Launchpad diyor 2013. Project, bir de Visio programları var. Bunların hepsi bunun içine gömülü. Hangisini istiyorsunuz diyor. Biz Office Launchpad 2013 İngilizce versiyonunu tıklıyoruz. Continue diyoruz. Accept diyoruz. Continue diyoruz. Install now diyoruz. Ve bekliyoruz. Evet arkadaşlar, yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi close diyoruz. Word programını açalım. Gördüğünüz gibi zaten hemen algılamış. Buradan Options diyoruz. Launch dediğimizde burada gördüğünüz gibi İngilizce dil paketi eklenmiş. Otomatik olarak seçilmiş zaten. Seçilmediyse de buradan Set as Default diyoruz ve İngilizce yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, bugün Microsoft Windows 10 Pro ve Microsoft Office 2013 Pro Plus'ın nasıl İngilizce dil paketlerinin yüklendiğine baktık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğenmeyi ve like butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederim.